Selamun aleyküm. Elmaslı günler, hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu videonun konusu yuvarlak, yani daire şeklinde örülen trabzanlı motiflerde üst sıraya geçerken nasıl geçtiğimiz yerleri sıra başlarında belli etmeden gidebiliriz. Elimde görmüş olduğunuz iki tane motif var. Bunu zincirle çıkarak yaptım. Bunu da zincirsiz yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle ipi koparak yapıp kopartarak yapanlar da var ama benim göstereceğim şekilde ipi kopartmadan çok güzel bir şekilde daire motiflerinizi yapabilirsiniz. Bunları şimdi kenara alayım. İsterseniz sihirli halkayla, isterseniz zincirle önce yuvayı yaparak başlıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elmaslı Günlere abone olun. Bildirim zilini açın ki bundan sonraki videolardan da haberiniz olsun. Şimdi ben ikili trabzanla gösteriyorum size. Bu şekilde normal 16 tane trabzan yaparak başa geleceğim şuraya. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra bitti. İpliğimi şöyle gevşeterek çıkartıyorum. Tığımı şu ipin üstünden ama arkadan. Şu ilk yaptığımız zincirlerden değil arkadaşlar. İlk tırpızanın üzerindeki V şeklindeki yere tığımı arkadan yerleştirdim. Ördüğüm ipliği oradan çıkartıyorum. Şu şekilde sıkıladım burayı. Sonra bu halkayı yaptığım motifin etrafından dolandırarak çevirdim. Şu şekilde ipliğimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün ve güzel oldu. Şimdi arkadaşlar tığımı boştayken bir İki defa şu şekilde doladım ipliğimi. Biraz daha dibinden yapayım. Ve hemen önümdeki V şeklinde olan yere ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı yere tekrar battım. Şimdi arkadaşlar her yere 2-2 girerek yine sıra sonuna kadar geleceğim. Ve burayı size tekrar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 30 oldu. Şuraya da dolduruyoruz. 31 ve 32. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Yine bu elimdeki şişteki, yani tığımdaki ipliği gevşekçe bıraktım. Bakın şimdi şu ilk yaptığımız, hani iki defa şöyle dolayıp başlamıştık ya, oraya değil onun yanındaki tırpızının tam üstünde, yukarıdan da göstereyim. Bakın şuraya. Bu ip de altta kalacak şekilde tığımı buraya yerleştirdim. Buradan çekiyorum. Ve bu ipi motifimin etrafından dolandırarak motifi içinden geçmesini sağladım. Şimdi şöyle sıkıyoruz ve arkaya doğru ipliğimizi çekerek yerleştiriyoruz. Bakın yakından göstereyim arkadaşlar. Ek yerimiz hiçbir şekilde belli değil. Şimdi tekrar bir sonraki sıra için harekete geçelim. İki tane tığıma doladım. Hemen önümdeki V şeklindeki yere bir ikili trabzan yaptım. Ve normal motifime devam ediyorum. Bu sırada ben şu şekilde bir çift bir tek dolduruyorum. Tekrar en son yeri göstereyim arkadaşlar. Tığımı aldım. En son bakın şuraya batıyoruz. V
ve bitti artık motifimiz. Şimdi ipliğimizi gevşetiyoruz. Tekrar göstereyim. Bakın. Şuraya tığımı yerleştirdim. Gevşetmiş olduğum ipi oradan çektim. Ve şimdi bu ipi bakın şöyle motifimi ipin içinden geçirdim. Normal motiflerinizi bile bitirirken bu şekilde eğer bitirirseniz uç tarafı sivri sivri kalmayacak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde belli değil. Çok güzel bir yöntem. Hepinize tavsiye ederim. Elmaslı Günlere abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.